Türkiye'nin kuzeybatı ovalarında yer alan Babaeski, tarım geleneğiyle yoğrulmuş bir ilçedir. Bu bölge, yüzyıllardır tarımın kalbi olmuştur ve burada yaşayan insanlar, toprakla olan bağlarını nesilden nesile aktarmışlardır. Nesillerdir verimli toprakları işleyen Babaeski halkı, geçimini bu topraklardan sağlamıştır. Her mevsim, tarlalarda hummalı bir çalışma görülür. Ekimden hasada kadar her aşama, büyük bir titizlikle yürütülür. Köyleri arasında Nacak Köyü, hem köklü uygulamaları hem de yenilikçilik ruhunu benimsemesiyle öne çıkıyor. Bu köy, geleneksel tarım yöntemlerini modern tekniklerle harmanlayarak, tarımda sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor. Bu küçük köy, özellikle son zamanlarda aronya meyvesi yetiştiriciliğine adım atmasıyla, yerel tarımın potansiyelinin bir kanıtı haline geldi. Aronya meyvesi, köydeki çiftçiler için yeni bir umut kaynağı oldu. Genellikle siyah hüvez olarak bilinen aronya, ekşi, neredeyse buruşturucu bir tada sahip küçük koyu renkli meyvelerdir. Bu meyveler hem lezzetleri hem de sağlık yararlarıyla dikkat çekiyor. Bazı bölgelerde nispeten bilinmese de, son yıllarda dikkat çekici besin profili nedeniyle ün kazandılar. Aronya meyvesi, özellikle sağlıklı yaşam tutkunları arasında popülerlik kazanmaktadır. Antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle dolu aronya meyveleri, bağışıklığı güçlendirmekten iltihapla savaşmaya kadar potansiyel sağlık yararları nedeniyle övülüyor. Bu meyveler, aynı zamanda kalp sağlığını desteklemek ve kan şekerini düzenlemek gibi faydalar da sunuyor. Nacak Köyü'nün bu nispeten yeni mahsulü benimseme kararı, tarımdaki yeni yolları keşfetme konusundaki uyum yeteneği ve isteği hakkında çok şey anlatıyor. Köy halkı, aronya meyvesinin getirdiği yeniliklerle birlikte, tarımda daha sürdürülebilir ve karlı yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Bu aronya yetiştiriciliği girişimi, yalnızca yeni bir meyve üretmekle ilgili değil, çeşitlendirme, yenilik yapma ve nihayetinde köyün ekonomik ve tarımsal yapısını geliştirmekle ilgili. Aronya meyvesi, köydeki çiftçilere yeni gelir kaynakları sunarken, aynı zamanda köyün tarımsal çeşitliliğini de artırıyor. Bu girişim, Nacak Köyü'nün geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Koyu mor rengi ve ekşi tadıyla aronya meyvesi, Türkiye'nin tarım arazisine yeni katılan bir meyve. Bu meyve, son yıllarda dünya genelinde artan bir ilgiyle karşılanıyor. Kuzey Amerika kökenli aronya bitkisi, çeşitli iklim ve toprak koşullarında gelişen dayanıklılığıyla biliniyor. Bu bitki, soğuk kışlardan sıcak yazlara kadar geniş bir sıcaklık aralığında büyüyebilir. Dayanıklılığı, onu tarımsal üretimi çeşitlendirmek isteyen bölgeler için ideal bir ürün haline getiriyor. Aronya, kuraklık ve hastalıklara karşı dirençli olmasıyla da dikkat çekiyor. Aronya meyvesinin cazibesi, dayanıklılığının ötesinde, besleyici gücünde yatmaktadır. Bu meyve, sağlıklı yaşam tarzını benimseyenler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Bazı çevrelerde süper gıda olarak adlandırılan aronya, antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle doludur. Bu besin maddeleri, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ve bu faydalı bileşiklerin konsantrasyonunda yaban mersinlerini bile geride bırakmaktadır. Aronya, özellikle yüksek antioksidan içeriğiyle bilinir ve bu da onu serbest radikallerle savaşmada etkili kılar. Bu besleyici zenginlik, aronyanın potansiyel sağlık yararlarına olan ilgiyi artırdı. Araştırmalar, aronyanın kalp sağlığını destekleyebileceğini ve inflamasyonu azaltabileceğini göstermektedir. Ve meyve sularına, reçellere ve hatta diyet takviyelerine dahil edilmesine yol açtı. Aronya, çeşitli ürünlerde kullanılabilen çok yönlü bir meyvedir. Tüketiciler sağlık ve esenliklerinin giderek daha fazla farkına vardıkça, aronya gibi besin açısından zengin, doğal gıdalara olan talep artmaktadır. Bu talep, aronyanın popülaritesini daha da artırmaktadır. Bu eğilimi fark eden Nacak Köyü'ndeki çiftçiler, artan popülaritesi ve potansiyel ekonomik faydalarından yararlanarak, aronya yetiştiriciliği, köydeki çiftçilere yeni bir gelir kaynağı sunmaktadır. Bu eşsiz meyveyi Türk pazarına sunma fırsatı gördüler. Aronya, Türkiye'deki tarım sektörüne yeni bir soluk getirebilir ve yerel ekonomiyi canlandırabilir. Nacak Köyü'nün aronya girişiminin merkezinde,
Yeniliğe tutkuyla bağlı ve toprağa derin bir saygı duyan yerel bir çiftçi olan Murat Girgin'in vizyonu yatıyor. Murat, çocukluğundan beri toprağa ve doğaya olan sevgisiyle biliniyordu. Bu sevgi, onu her zaman daha sürdürülebilir ve verimli tarım yöntemleri aramaya yöneltti. Yeni tarımsal olanakları keşfetme arzusuyla hareket eden Murat, Aronya'nın bölgenin ikliminde ve topraklarında gelişme potansiyelini fark etti. Aronya bitkisinin, bölgenin zorlu iklim koşullarına dayanıklı olması ve yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çekmesi, Murat'ın ilgisini çekti. Bu bitkinin, hem ekonomik hem de sağlık açısından büyük faydalar sağlayabileceğini düşündü. Bu küçük meyvenin temel bir ürün haline gelebileceği, topluluğunun hem ekonomik hem de beslenme refahına katkıda bulunabileceği bir gelecek hayal etti. Murat, Aronya'nın sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi canlandıracak bir fırsat olduğunu gördü. Topluluk pazarlarında Aronya ürünlerinin satılması yerel halkın gelirini artırabilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik edebilirdi. Murat'ın Aronya yetiştiriciliğine yolculuğu, araştırma ve dikkatli bir planlama ile başladı. İlk olarak, Aronya'nın yetiştirme koşulları hakkında kapsamlı bir araştırma yaptı. Kitaplar, makaleler ve bilimsel raporlar okuyarak, bu bitkinin en iyi nasıl yetiştirileceğini öğrenmeye çalıştı. Ayrıca, diğer Aronya yetiştiricileriyle iletişime geçerek onların deneyimlerinden faydalandı. Bitkinin toprak bileşiminden en uygun yetiştirme koşullarına kadar özel ihtiyaçları hakkında bilgi aradı. Toprağın pH seviyesini, besin içeriğini ve su tutma kapasitesini test etti. Bu testler, Aronya'nın en iyi hangi koşullarda yetişeceğini belirlemek için kritik öneme sahipti. Murat, toprağın kalitesini artırmak için organik gübreler ve doğal yöntemler kullanarak bitkilerin sağlıklı büyümesini sağladı. Başarılı tarımın sıkı çalışma kadar bilgiyle de ilgili olduğunu anlayan Murat, kendini bu yeni ürünün yetiştiriciliğinin inceliklerini öğrenmeye adadı. Tarım atölyelerine katıldı, uzmanlardan eğitim aldı ve sürekli olarak yeni teknikler öğrendi. Bu süreçte, Aronya'nın sadece bir bitki değil, aynı zamanda bir bilim olduğunu fark etti. Kararlılığı kendi çiftliğinin ötesine geçti. Murat, sadece kendi çiftliğinde değil, tüm köyde Aronya'nın yaygınlaşmasını istedi. Bu nedenle, diğer çiftçilere de Aronya'nın faydalarını anlatarak, onları bu bitkiyi yetiştirmeye teşvik etti. Kolektif çabanın önemini fark eden Murat, bilgisini diğer çiftçilerle paylaşarak onları Aronya'yı tarlalarına uygun bir katkı olarak değerlendirmeye teşvik etti. Toplantılar düzenleyerek, Aronya'nın nasıl yetiştirileceği, hangi koşullarda en iyi sonuçların alınacağı konusunda bilgi verdi. Bu sayede, köydeki diğer çiftçiler de Aronya'yı benimsemeye başladı. Ancak vizyonu, sadece çilek yetiştirmenin ötesine geçti. Hasadının kalitesini ve pazarlanabilirliğini sağlamayı hedefleyerek bilimsel işbirliği aramaya yöneldi. Üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak, Aronya'nın besin değerini ve sağlık faydalarını araştırdı. Bu araştırmalar, Aronya'nın daha geniş kitlelere tanıtılmasına ve pazarlanmasına yardımcı oldu. Murat'ın vizyonu, sadece bir çiftçinin hayali değil, aynı zamanda bir topluluğun geleceğini şekillendiren bir projeydi. Murat'ın kaliteye olan bağlılığı, onu bölgenin bilimsel araştırma merkezi olan Kırklareli Üniversitesi ile benzersiz bir ortaklık kurmaya yöneltti. Aronya mahsulünün potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için geleneksel tarım uygulamalarının ötesine geçmesi ve meyvelerin bilimsel yapısına inmesi gerektiğini biliyordu. Bu işbirliği, akademik bilgi ile gerçek dünya tarım uygulamaları arasındaki boşluğu kapatmaya yönelik önemli bir adımı işaret ediyordu.